Bu başıma vurulan darbeyi Ceddin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana söylemişti. Ya Ali, başına bir kılıç darbesi gelir. Ve o kılıç darbesinden sonra akan kanlar mübarek sakalını ıslatır. Ve ondan sonra bil ki bize kavuşacaksın. İşte ben yolcuyum oğlum. Ben vefat ettikten sonra o zindandaki şeytana ve nefse uymuş kişiye merhametle davranın. O kadar faziletli bir insan, kendisini vuran insana karşı dahi merhametli. Ona karşı şiddetli davranmayın oğlum. Ve hatta rivayette vardır, ona süt dahi gönderiyor İmam Ali. Diyor ki, halifeyi vurmuş bir insana süt ikram ediyorum. Ona süt ikram edin çünkü korkmuştur. Ama zalim insan, kadir kıymet bilmeyen insan, İmam Ali'nin ikramını dahi kabul etmiyor. Ben onu bir defa vurdum, onun ikramını kabul etmem diyor. Ve Hazreti Ali, zayıf bir rivayet şöyledir. Eğer o kabul etseydi, mahşer gününde ayağımı cehenneme koydum. Ya Rabbi, bu gitmesin cehenneme derdim. Benim gibi bir insanı katlettiği için cehennemde yanmasın derdim. Ama ikramımı kabul etmedi, ben ne yapayım? Ve bu insan, bu şerefli insan, mihrapta, mihrabın içerisindeyken vefat eder. Vefat ettikten sonra da onun namazını, bazı burada mübalağa yapılır. Yok efendim, Hazreti Ali'nin cesedi kendiliğinden yıkandı. Bir Arabi geldi, devenin üstüne koydu, çocukları şöyle gördü, böyle gördü. Bunlar kesinlikle doğru değildir, hurafadır. Hazreti Hasan bizzat radıyallahu teala an babasının tekfin işini yapıyor, namazını kıldırıyor ve Küfe mescidine defnediliyor. Yalnız defnedilen yeri ihtilaflıdır, o kadar. O ihtilaflı oluşunu da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle iktiza etmiş herhalde. Eğer onun mezarı bilinseydi, belki onun mezarını bazı insanlar Kabe gibi tavaf edecekti. Cenab-ı Allah onun mezarını dahi gizliyor ve yasaklıyordu bir hikmete binaen. Ve Hazreti Hasan radıyallahu teala diyor ki, babamı defnettik. Mescidin önünden geçiyorduk. Bir fakir avuç açmış şöyle diyor. Ey Müslümanlar, derdim, kasavetim, kederim büyüktür. Çünkü her gün bu saatte buradan bir insan geçerdi. Yanıma oturur, benimle konuşurduk, sohbet ederdi. El garibu me'al garib derdi. El fakiru me'al fakir. Fakir fakirledir. Ve garip gariple oturur derdi. Benimle dertleşirdi. Bugün o insan yanıma gelmedi. Allah aşkına, tanıyor musunuz o insanı? Hazreti Hasan oturur. Baba der, acaba onun vasfını bize tarif eder misin? Şöyle bir insandı, devamlı aç gezerdi. Yanımda oturduğu zaman nefesi kokardı o insanın. Ve devamlı zikir ederdi. Devamlı tövbe istiğfar ederdi böyle bir insan. Ben o insanı bugün görmediğim için ruhum sıkılıyor. Hazreti Hasan ağlar. Der, senin o tarif ettiğin insan bizim babamız İmam Ali'dir. E ne oldu ona? Der ki, işte dün gece şöyle şöyle vurdular onu, vefat etti. Der, ben Allah aşkına kabrine götürün. Çünkü ben o seyyidimden uzak bir hayat yaşayamam. Ve Hazreti Ali'nin kabri başında bu insan dua eder, İmam Ali'nin kabri yanında vefat eder gider. Şimdi aziz Müslümanlar, mevzuyu toparlamak istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hulefe-i Raşidini sıralamıştır. Benden sonra en faziletliniz Ebu Bekir'dir. Ondan sonra Ömer'dir, sonra Osman, sonra Ali'dir. Ve ayet-i kerimede ona göre sıralıyor. Bunun için ihtilaf beynel ümmet arasında olmuşsa da en vasatlı yol budur. Ve ümmet-i Muhammed icma olarak bunu kabul etmiştir. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları böyle övmüş, böyle sıralamış. Ayet-i kerimede öyle sıralamıştır. Ve dolayısıyla da biz Cenab-ı Erhamur Rahim'inden dergah-ı ilahiyede onların bize şefaatçi olmasını diliyoruz. Başta Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ve onun gerisinde ki bir hadiste şöyle ifade edilir. Benim havzım dört köşelidir. Bir köşesinde Ebu Bekir, bir köşesinde Ömer, bir köşesinde Osman ve bir köşesinde Ali. Hazreti Ali şöyledir. Ya Osman, senin yanından geçmeyene ben su vermem. Hazreti Osman, ya Ömer, senin yanından geçmeyene ben de su vermem. Ya Ebu Bekir, senin ruhsat vermediğine biz de su vermeyiz. İşte biz bunun dördünü de seviyoruz, dördüne de muhabbet besliyoruz. Cenab-ı Allah'a Celle Celaluhu'ya dua ederken şöyle diyoruz. Ya Rabbi, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimiz gibi,
Onun mübarek hadislerini de seviyoruz ve onun sevdiği insanları da seviyoruz. Sevdir bize ya Rabbi sevdiklerini ve bizi de sevdir senin sevdiklerine, sevdirdiklerine ve bizi sevdiklerine bağışla ya Rabbi. Sevdiğin kişilerle bizi haşret ya Rabbi. Rıza lillah bi inayetil Fatiha.